Adana'da iyi bir döneri nerede bulabilirsiniz? Sorumuzun cevabını Katık Döner'i ziyaret ederek öğrendik. İzliyoruz. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Adana'daki yolculuğumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de sektöründe öncü bir firma olan Katık Döner'e konuk olduk. Yanımda da bu işletmenin sahibi İbrahim Bey bulunuyor. İbrahim Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok genç gördüm sizi. Kısaca bir tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz burada? İsmim İbrahim Çoban, isim ve soy ismim. 9 seneden beri bu işin içerisindeyim yaklaşık olarak. Babamdan devraldım bayrağı. 9 seneden beri kendimce ilerletmeye çalışıyorum. Sektörümüz 1988 yılında İskenderun'da, Hatay'da kurulmuş olan bir sektör. 2008 yılında da Adana'da hizmet vermeye başladık. Adana'da çeşitli olarak 5 yerde şubemiz var şu anda. Türkiye bazında da 16 şubemiz var. Ekstra olarak 2 tane de yurt dışında şubelerimiz mevcut. Peki burası kaç yıldır faaliyette? Burası yaklaşık 9 yıldan beri faaliyette. Aynı zamanda benim 9 yıldan beri iş hayatım var. Burayla başladım, yani onu söyleyebilirim. Şimdi gördüğüm kadarıyla burada bayağı bir talep var. Nedir bu lezzetin sırrı? Biraz onları da anlatalım izleyicilerimize. Tabii, lezzetin asıl sırrı bize ait olmak şartıyla ben biraz bahsedebilirim. Tamamen kendi ürünlerimizi kendimiz mal ediyoruz yani. Özel soslarımız mevcut. Ekmeğimiz özel bir şekilde yapılıyor günlük. Sırlar bu kadar. İşin sırrını açıkçası çok fazla vermek istemiyorum. Değerli müşterilerimizi bizi denemeyi tavsiye ediyorum. Böylelikle de bizim sırrımızı anlamış olacaklarına inanıyorum yani. Öyle söyleyeyim. Görmüş olacaklar diyorsunuz sırrınızı olarak. Peki şuna da değinelim istiyorum. Sektörel anlamda yaşadığınız bir sıkıntı oluyor mu? Çok ciddi sıkıntılarımız mevcut. Öncelikle şu anda bizim Türkiye'de 16 şubemiz varsa ekstra olarak bir 10 şubemiz, bize ait olmayan bir 10 şubemiz daha var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Marka ihlali sıkıntısını çok yaşıyoruz Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Özellikle büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da vesaire gibi, İzmir. Bu gibi yerlerde bayağı bir marka ihlali söz konusu. Biz de gerekli olarak hukuki süreçte gerekli olan başvuruları yapmış durumundayız. Ama tabii siz takdir edersiniz ki biraz ağır ilerliyor. Değer verilmiyor diye düşünüyorum. Ama elbet tabii sonuç aldığımız davalar oluyor ama sıkıntı çektiğimiz çok dava da var. Artık adaleti temelletmesini diliyoruz yani. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Peki İbrahim Bey, franchising düşünüyor musunuz ilerleyen zamanlarda? Tabii şu anda yaklaşık 5 aydan beri bir franchise vermek için kurumsal firmalarla danışıklı dönüş halindeyiz şu anda. Elimizden gelen bütün gayreti göstermekteyiz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık bir sene içerisinde bu konu hakkında gayet ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Yurt dışında zaten şubelerimizi belirtmiştim. Ağırlıklı yurt dışı çalışmak istiyoruz bu aralar. Türkiye'de de şubelerimiz olacak tabii ki çeşitli yerlerde ama ağırlıklı yurt dışı bazlı çalışmak istiyoruz franchise olarak. Peki, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bizi geldiniz, buraya ziyaret ettiniz, dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Ayrıca değerli müşterilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi tercih ettikleri için her zaman çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, Adana'da bulunan Katık Döner'e konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?